Buralarda yaşanan gelişmelerin ihracatçı sektörler üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Açıl Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İki önemli gelişme. Bunlardan bir tanesi kurda yaşanan yukarı yönlü hareket ve aslında sizinle daha önce de konuştuğumuz kurun yükselmesi, faizin düşmesi aslında normal şartlar altında ihracatçı için nispeten iyi fakat öngörülebilirlik çok daha önemli demiştiniz. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz kur düzeyi açısından, bu birinci sorum. İki, özellikle kamu bankalarının yapmış olduğu bir indirim var. Merkez Bankası'nı müteakip. Dolayısıyla buralarda istekli olur musunuz iş dünyası temsilcileri olarak 16'lar civarında şekillenmesi beklenen bu kredi faizlerine? Şimdi teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii sanayici için faizlerin düşük olması, krediye en uygun şekilde ulaşması, yakınlaşması istenen bir durum. Faizler tabii her dönemde %18-19'a çıktığı dönemlerde, ki bunları alıp kullanıp sermayeden tekrar üretim yapıp üretimde bu kadar kar etme imkanı olmaz sanayicinin. Ki o yüzden yüksek faiz bu kapsamda sermaye ulaşma noktasında sanayici için büyük problem. %16'ya 16 civarında bir durumla ki kamu bankaları bugün sizin verdiğiniz haberlerde aşağı doğru indi. Umuyorum ki bütün bankalar aynı şekilde bu uygulamayı kabul ederek sanayiciye bu kredileri kullanırlar. Kullandırırlar. Şimdi yine de ona toplana baktığınız zaman, yani çalışabilir, öngörebilirlik ve bir sanayici için bu faiz oranları düşük mü diye sorarsanız değil sonuç itibariyle. Peki global ve Türkiye'nin gerçeklerine bakarak bunları Merkez Bankası ve özellikle Hazine Bakanlığı bunu ayarlamasını durmaya pozisyona bağlı olarak yapar. Ama özellikle %10 ile %12 arasında olabilecek olan, tabii bütün çalışmaları da buna benzer yapıldığı zaman olması sanayicinin tercih edecek olduğu bir noktadır. Yani düşük faizle krediye ulaşıp ona göre üretim yapmak ve ihracat yapmak hepimizin beklediği bir durum. Ama az önce söylüyorum, global Türkiye'nin konjonktür hareketi ve dengelerine bakmak lazım ki aşağı doğru hamlede faizsel olarak faize ulaşma noktasında doğrudur. Yüksek kura gelince herkeste şöyle bir algı var. İşte yüksek kur çıkınca bütün ihracatçılar kazanıyor. Ya yani bu kazanç, bu felsefe, bu düşünce tamamen yanlış. Biz öngörülebilir ve kontrollü bir artışın herkes tarafından iyi olabileceğini, yani bir günde 300 ya da 200 bas puan kuruşun yukarıya doğru bir doların ya da euronun aşağı ve yukarıya doğru hamle yapması doğru değil. Bu ister ithalatçı olun, ister ihracatçı olun, hesabınızın şaştığını, planlamış olduğunuz durumun yanlış olduğunu bu kapsamda gösteriyor ki biliyorsunuz özellikle siz de bazı önce bahsettiniz. Büyükelçilik kriziyle beraber 975-980'a dayanan bir kurun şimdi 960 civarında gözüküyor. Nereye doğru gidecek olduğu belli değil. Sorunun temeli burada. Yani sorunun temeli bu kur hangi aralıklarda, ne aralığında oturacak ki sanayicilere işlemlerini ve fiyatlarını, çalışmasını, projeksiyonunu buna göre yapsın. Bizim savunmak istediğimiz ve söylemek istediğimiz her şey budur. Yani enflasyon oranında küçük bir artışların hem Türkiye açısından hem de sanayici açısından hem de ihracatçı açısından doğru olacağını bu kapsamda söylüyoruz. Ama bu insanlar biraz da farklı noktalara değişik bir şekilde yorumlanıyor. Şimdi bu seviyelerdeki kurun tabii çok fazla herkese dezavantajı var. İlk başta enflasyonu artıracak bu kapsamda bu yukarılarda olan kurların. Dolayısıyla her dengenin ona göre dengeli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Şu anda biz ihracatçı olarak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Özellikle ham madde konularındaki olan problemimiz bu kapsamda devam ediyor. Yani dolar bazında artışları bütün dünyada yaşıyoruz. Dünyada da artışlar var ama biliyorsunuz dünya küçük. Bir bilgisayara, bir kompütüre sığacak şekilde şu anda hazır giyim sektörüne problemi yaşıyor, fiyat problemi yaşıyor. Nasıl fiyatlandırma yapacağımızı bilemiyoruz. Doların yüksek olması, düşük olması değil, fiyat veremiyorsunuz. Çünkü ham madde fiyatları, daha önceki programda söyledim, dünya çapında Türkiye'de çok daha fazla fırsatçılar var. Maalesef ki çok büyük fırsatçılar var. Şey veremiyoruz, fiyat veremiyoruz. Dünyadaki artışlar %15, %20 seviyesinde kalınca Türkiye'de çok daha fazla.
Bu aslında hepimizin aynı gemide olduğumuz noktalarda birbirimizin ayağını çekmesiyle ilgili bir olay. Şu anda ham maddenin değişmesinden dolayı müşterilere fiyat veriyoruz. Bütün global olarak, yani ham maddeye fazla ulaştığımız takdirde, az önce söyledik, Türkiye'de enflasyonu körükler. Evet. Enflasyonu yukarıya doğru çeker. Müşterilerden şöyle bir şey geliyor. Yani yurt dışındaki artışlar %5 ile %8 arasında oynarken neden Türkiye'deki artışlar %15 ile %20 arasında oynuyor? Onu anlamakta biz diyor zorluk çekiyoruz. Biz de gerçekten anlatmakta zorluk çekiyoruz. Tek sebebi şudur. Tek sebebi Türkiye'deki ham madde fiyatları, sadece bizim pamuk iplikte değil, diğer sektörlerde de öyle, dünyadaki artış oranlarından çok daha fazla bir şekilde artmasıdır. Buna önlem alınması gerekiyor. Yoksa katma değerli ürün diyoruz. Katma değerli ürün, evet, hazır giyim sektörü katma değerli ürünü satıyor. 16,5 milyar dolar, 16,5 kilo fiyatı 16,5 dolardan yukarıya satıyoruz. Ama evet, biz kullanacak olduğumuz ham maddeyi 4 dolara, 5 dolara bizim rakiplere satıyoruz. Bence burada bu şekilde global bir şekilde düşürmek lazım. Buna benzer de tabii özellikle bakanlıkların da bu kapsamda devreye girmesi lazım diye düşünüyorum. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Şimdi bir başka...